Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba Ceren'cim. Bugün aklımdaki kişi beni unuttu mu diye bir açılım yapacağız sevgili canlarım. Umutsuz aşklar için bir açılım olacak. Hoş geldiniz Zübeyde Hanımcığım. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Aysucuğum hoş geldin. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Deste seç olacak. Ya da her zamanki gibi 3 tane kapı düşünebilirsiniz. Hep aynı kapıyı seçebilirsiniz. Ya da kartlardan hangisi sizi çekiyorsa arkadaşlar, o desteği seçim yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Merhaba Ebru'cum, Nursel Hanımcığım. Evet arkadaşlar, 3 tane destem var. Birinci destem, ikinci destem, üçüncü destem. Hangi deste seni çağırıyorsa, ya da üçüncü, ben desteme seçmiyorum. Ben genel olarak hep aynı kapıyı seçiyorum. Ben kapı seçiyorum. Benim kapım 1 ya da 2 ya da 3, her neyse arkadaşlar. O kapı benim için her zaman tek seçimimdir. Ben o kapıya gönül koydum. O kapıdan ayrılmam diyenler için de arkadaşlar, her zaman dinlediğiniz kapıyı dinleyebilirsiniz. Ya da 3 numarayı dinleyebilirsiniz. 2 numarayı ya da 1 numarayı. 1 numaralı kartımız bu. 2 bu arkadaşlar. 3 numara da bu. Umutsuz aşklar için. Bugünkü açılımım. Uzun zamandır iletişim yok. Haber yok. Ne olacak, ne bitecek bilmiyorum. Gerçekten bu adam, bu kadın beni hala istiyor mu? Seviyor mu? Bu sessizliğin arkasında gerçekten bir bitiş var mı? Korkular mı var? Ne var? Öğrenmek istiyorum diyorsanız sevgili canlarım, bu açılım sizin açılımınız. Unuttun mu beni açılımı sevgili canlarım? Evet. Şöyle bir iki dakika bekleyelim. Ondan sonra hemen başlayacağız. Evet. Şöyle 3 tane kartım var. Deste seçmek isteyenler için. Ay yok, ben Aysun'cum deste falan seçmiyorum diyorsanız da sevgili canlarım. Ya canım Mina, teşekkür ederim. Ne kadar tatlısın. Evet, 3 tane destem var arkadaşlar. Ekim ayı enerjilerinin burç videosunu paylaştım. Burç burç Ekim ayında sizleri neler bekleyecek, nelerle karşılaşacaksınız? Bununla alakalı bir açılım yaptım arkadaşlar. Videolar bölümünden ulaşabilirsiniz. Canlı değil, videolar bölümünde. Ekim ayı enerjilerinde neler olacak? Biliyorsunuz 29 Haziran'da Koç burcunda 6 derecesinde, Koç burcunun 6 derecesinde ve ay düğümlerine çok yakın derecelerde bir tutulma niteliğinde bir dolunay var arkadaşlar. Bu dolunayın etkisi de tabii ki Eylül'ün sonunu ve Ekim'in başını çok fazla etkileyecek. Özellikle ilişkiler, çocuklar, para, kariyer, ondan sonra çok fazla ayrılıklar, barışmalar, bir anda ayaklarınızı yerden kesen bir adamın, bir kadının hayatınıza girmesi ya da artık size hizmetini tamamlamış, artık İletişim kuramadığınızı düşündüğünüz insanları hayatınızdan çıkaracaksınız arkadaşlar. Sistem de buna zorlayacak.
Teşekkür ederim gülüm. Meral'cim hoş geldin. Evet. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bir numaralı desteyle başlamak istiyorum. Üç tane destem var yeni gelenler için. Birinci destem, ikinci destem ve üçüncü destem. Şu üç, deste üç. Hadi bakalım aklımdaki kişi beni unuttu mu? Evet, bir bakalım. Evet, bir numara buymuş. Bakalım ne durumdaymış arkadaş, sevgili canlarım. Şimdi şöyle bir alalım. İki numara. Üç numara. Ve sonuç. Vay, sonuç güzel geldi. Şimdi arkadaşlar diyor ki, şu an senden ayrı olmak veya seninle iletişimsiz olmak beni gerçekten çok fazla yoruyor, değnek onlusuyla beraber. Hayatımla ilgili çok fazla sorumluluğum var. Bir de bu sorumluluğun üzerine seninle alakalı durum araya girdikten sonra kendimi daha yorgun hissediyorum. Yani sizinle ayrı kaldığı günden beri bu insanın hayatı çok da yolunda gitmiş mi arkadaşlar? Gitmemiş. O yüzden de diyor ki şu an yorgunum. Önümü görmekte zorlanıyorum. Şu an olayları eskiden çok kale almazdım. Bir şey yanımdan geçtiğinde önemsemezdim veya bir olay yaşadığımda çok kafaya takmazdım. Ama şu an diyor ki artık olayların hep merkezinden kaynağına iniyorum. Yani olayın merkezinde bensem artık bu olayı ben neden yaşıyorum diye o olayın içinde sorgulamalar yapıyorum. Bu süreçte de çok fazla sorguladım diyor. Özellikle 10 aydır ayrıysanız arkadaşlar ya da 10 haftadır ayrıysanız ya da neredeyse 1 yıla yakındır ayrıysanız bu insan diyor ki gerçekten bu bana da çok zor geldi. Ve sana zamanında vermediğim tavizlerden dolayı veya karşılıklı olarak bu ilişkide vermediğimiz tavizlerden dolayı pişman mıyım? Kesinlikle pişman arkadaşlar. Hatta bu yüzden dediğim gibi kendini yorgun, yaşlı. Bir o kadar da artık ruhsal bir büyüme, ruhsal bir olgunlaşma sürecine girmiş bir aklınızdaki kişi var. Yani diyor ki sen bana gerçekten çok güzel şeyler kattın bu ilişkide. Çok şeyler öğrettin. Yani sadece ilişkide değil, ayrıldıktan sonra da kendi farkındalığımı kazanmam için, kendimi tanımam için sen benim için gerçekten doğru insandın. Ve benim bana ulaşmam için çok da güzel bir yoldun diyor. Çok da özel bir insandın. Belli etmesem de aramızda geçen şeyler belki karşıdan baktığınızda çok vurdum duymaz enerjilerde gözüküyor aklınızdaki kişi. Ama diyor ki aramızda geçen şeyler beni çok üzdü. Üzmekle kalmadı, beni çok yordu. Şu an bu sorumlulukları, şu an bu yükleri taşımakta zorlanıyorum. Belli etmiyorum. Ama burada biraz da şey enerjisi var arkadaşlar. Belki etrafındaki insanlar bir destek alsana veya gidip konuşsana, yani içindekilerini bir döksene. Ya git bir anlat veya git bir psikoloğa git veya bir danışmana git. Belki çözülecek şeylerdir ya, bu kadar hani bu ilişkide bu kadar sıkıntıya sokacak veya bu kadar acı çekmenin anlamı yok gibi. Etrafındaki insanlar buna bazı tavsiyelerde bulunuyor olabilirler arkadaşlar. Hatta kesinlikle artık sen bak kaç aydır ayrısınız ve hala kendini düzeltemedin, hala belini düzeltemedin, hala doğrulamadın, hala bir şekilde hayata bakamıyorsun. Kendinden asla taviz vermiyorsun ama ilişkiden de ya da o kadından ya da o adamdan da vazgeçmiyorsun. O yüzden de diyorlar ki etrafındaki insanlar, yakın dostları, gerçekten dostları, ya bir yardım mı alsan, bir destek mi alsan? Ama bu insan çok destek almayı kabul eden bir tip değil. Yok diyor, ben hallederim, ben üstesinden gelirim dese de arkadaşlar, bu insan gerçekten çok yorgun enerjilerde olduğunu size çok net söyleyebilirim. Peki başka ne söylemek ister? Diyor ki zamanında bir kere bu arkadaşa çok fazla bu süreçte fırsatlar sunulmuş. Hatta denemek istemiş kupa dörtlüsüyle beraber arkadaşlar. Birilerini denemeye çalışmış, biriyle görüşmeye çalışmış, birileriyle olmaya çalışmış. Ama diyor ki olmadı. Ve her olmadığında ben kendimi daha fazla içime kapandım, daha merkezime döndüm. Ve artık diyor ki bana gelen teklifleri de kabul etmek istemiyorum. Çünkü bende çok büyük hayal kırıklığı yaşatıyor dediği enerjilerde. Şu an bir kaybolmuşluk hissi içerisinde aklınızdaki kişi. Ve yeniden kendini bulmaya çalıştığı bir süreçten geçiyor arkadaşlar. Diyor ki ben kayboldum.
Kendimi bulamıyorum. Şu an bana gelen hiçbir fırsatı değerlendirmek istemiyorum. Evet, zamanında birkaç değerlendirmişliğim var ama her değerlendirdiğim kişi bende hayal kırıklığı yaşattı. Ve diyor ki ben biliyorum. Bak, bu arkadaş diyor ki ben biliyorum. Aramızda olanları bir gün düzelteceğim. Ben buna inanıyorum. Ama şu an bunun için kendimi toparlanmam, gücümü toparlamam gerekiyor dediği enerjilerde. Ben sana karşı duygularımı bırakarak arkamı gittim. Yani arkamı döndüm. Senin de aynı şekilde olduğunu biliyorum. Çünkü birbirimize karşı asla bu ilişkide, bakın bu ilişkideki en önemli sıkıntılardan bir tanesi, birbirinize karşı asla taviz vermemişsiniz arkadaşlar. Benim dediğim olacak. Hayır, benim dediğim olacak. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın olan aşkı oldu diyor. Ve diyor sen arkanı döndün, ben arkamı döndüm. Ve aramızda o kadar fazla söylenmemiş söz var ki, aramızda hala eteğim, yani böyle karşılıklı konuşursak kim bilir neler çıkacak bizden. Burada gerçekten severken ayrılan bir çift var arkadaşlar. Ve bu insan da bunun farkında. Zaten bunun ağırlığından kaynaklı bu insan hayatını kimseye alamıyor. Yani denemiş mi? Kesinlikle denemiş. Ama diyor ki hepsi bende bir hayal kırıklığı yarattı. O yüzden de şu an diyor bilerek ve isteyerek ilişki konusunda arkamı döndüm. Kendi yoluma gidiyorum. Kendi yoluma bakmak istiyorum ama bunu da beceremiyorum. Böyle bir yorgun. Ondan sonra karşıma çıkan belki çok güzel fırsatlar da geliyor artık. Gerçekten değerlendirsem belki çok mutlu olacağım bir şeyler de karşıma çıkıyor ama ben galiba bu sende kalmışım, senden de gidemiyorum dediği. Yani ben bu duyguyu tamamlayamadığım için, bu sevgiliyi severken unutmaya çalıştığım için şu an karşıma Kraliçe Elizabeth gelse veya Angelina Jolie gelse umurumda olmaz. Yani hani en güzel kadınlardan bir tanesi oydu ya, o yüzden söylüyorum. Veya işte Brad Pitt gelse olmaz. O yüzden de veya Victoria neydi? David Beckham gelse olmaz. Yani yemez. Evet, çok yakışıklı adam. Evet, çok hoş adam. Ama diyor ki kesinlikle olmaz. Yani kesinlikle olmaz. O yüzden de diyor ben bu yarım kalmışlığın acısını fazla fazla çekiyorum. Yorgunum. Ve diyor ki artık sanki ruhumun çok fazla yaşlandığını hissediyorum. Artık zamanımızın da kalmadığının farkındayım. Şöyle zamanımızın kalmadığı. Bizim yarına çıkacağımızın garantisi yok. Niye biz bunu birbirimize yaptık? Niye biz bunu birbirimize yaşattık? Zamanında verilmesi gereken tavizler verilseydi, şu an bunların hiçbirisi yaşanmazdı. Ya da bu ilişkide bir taraf belki çok fazla taviz vermiştir. Çok fazla fedakarlık yapmıştır ama karşı taraf çok fazla kılını kıpırdatmamıştır arkadaşlar. Ama diyor ki keşke zamanında yapmam gerekenleri yapsaydım. Veya yapman gerekenleri yapsaydın da severek ayrılmasaydık. Hala diyor ben yoluma gitmeye çalışsam da bu ilişkinin etkisini, bu aşkın, bu sevginin etkisini ya da senin etkilerini hala bedenimde, ruhumda taşıyorum dediği enerjiler içerisinde. Şu an bu arkadaş, sevgili canlarım, bir mücadele içinde. Diyeceksin ki Aysun'cum ne mücadelesi? Kartları karıştırmışım, onu düzelttim. Diyor ki mücadele veriyorum çünkü ben şunu fark ettim. Sen çok artık değerinin farkındasın ve ben sana bu ilişkide hak ettiğin değeri hiçbir zaman vermedim. Sen sürekli bana daha fazla zaman ayırman gerekiyor, beni daha fazla sevmen gerekiyor, sevdiğini göstermen gerekiyor. Maddi manevi yanımda olman gerekiyor. Hastalanıyorum mesela, biri ailemden birinde bir problem oluyor. Yanımda olmasını gerektiği zaman da sen benim yanımda olmadın. O yüzden de diyor ki ben senin değerinin farkına şimdi vardım. Şimdi varsam da diyor gerçekten neye yarayacak bilmiyorum. Şu an çok ciddi bir mücadele veriyor kendi içinde. Şunu fark etmiş. Sorun sende değildi, sorun bendeydi diyor sevgili canlarım. Bunu fark etmiş bu arkadaş. O yüzden de zaten bir mücadele veriyor ve bir mücadele vermek istiyor bu insan. Aklınızdaki kişi sizi unutmuş mu? Hayır, unutmuş. Unutmamış arkadaşlar. Sevgiyle şu an bir mücadele veriyor. Yani sizle bir mücadele veriyor. Çünkü artık siz kendi enerjinizi yükseltip bu süreçte bile hiç yere düşmeden, belki düşseniz de asla karşı tarafa göstermediğiniz bir duruş sergilediyseniz
biraz da hani yiğitliğe şey sürdürmemek adına, yani bu kadın ya da bu adam asla düştüğünü göstermedi, asla üzüldüğünü göstermedi. Şimdi ben eğer ona gidersem gerçekten muhtemelen hele buna şey dersem, mesela size kalkıp şunu derse, ya biliyorum sorun sende değildi, bendeydi, benim en aileyim yüzünden, benim mallığım yüzünden bu hale geldik dese, siz diyeceksiniz ki ooo günaydın, yeni mi anladın canım, uyan, sabah oldu. O yüzden de diyor ki şimdi sana gelip gelmeme konusunda mücadele veriyorum ama senin için de mücadele vermek istiyorum. Çünkü sen çok değerlisin. Sen çok özelsin. Ve ben seninle birlikte daha da değerli oluyorum. Daha da yüceliyorum, daha da yükseliyorum. Aslında beni değerli yapan şu süreçte bunu fark etmiş arkadaşlar. Beni değerli yapan, bana değer katan şeylerden bir tanesi, hatta en önemlisi sen misin? Ben seninle kendi öz değerimin farkındaymışım. O yüzden bu kadar böbürlene böbürlene gezer, asla taviz vermekten yüksünürdüm. Çünkü zannederdim ki ben normalde çok özel bir adamım ya da özel bir kadınım. Halbuki şunu fark ettim. Bana değer katan şey sen misin? Egosunun kırıldığı bir süreçten geçiyor aklınızdaki kişi. Çünkü diyor ki kimse senin gibi olmuyor, kimse senin gibi değil, kimse senin gibi bana değer katmıyor. O yüzden de diyor ki sen mücadele verilmeye değer bir kadın ya da bir adamsın. Peki bu insan bir kere sizi hala hayran hayran takip ediyor. Sizin hayatınızda köklenmeniz, sizin hayatınızda yerleşmek istiyor mu bu insan? Sizinle bir hayat istiyor. Bakın, sizin hayatınıza yerleşmek istiyor. Çünkü bu insan hala sizi hayran hayran, duruşunuzu, zarafetinizi, asaletinizi, onurlu davranışlarınızı bu insan sürekli takdir ediyor. Ve takdir etmenin yanı sıra bu insan da diyor ki ben de onun yanına yerleşmek istiyorum. Hatta onun hayatından gitmek de istemiyorum. Şu an çünkü boynum bükük. Onun bana gelmesini çok bekledim. Ama belki şu an siz de diyorsunuz ki Aysun avucunu yalar. Ve diyor ki eylemlerim yüzünden çok üzgünüm. Gerçekten. Üzüntü içindeyim. Hala üzüntü içindeyim. Ve sana duygusal bir teklifle, kalpten bir teklifle gelmek istiyorum. Eğer yarım bir evliyseniz tekrar bu evliliği düzeltmek, problemleri ortadan kaldırmak için bir teklifle size gelecek. İlişkiniz yoksa arkadaşlar, adı konulmamış bir şeyse bu ilişkinin adı konulacak. Zaten bir ilişkiniz varsa bu ilişkinin bir seviye atlaması durumları söz konusu arkadaşlar. Bu insan size kalpten kalbiyle bir teklif getiriyor ve haber artık havalanmış arkadaşlar. Her an bu teklif size gelir mi? Kesinlikle gelir. Bir de Rumi'ye sormak istiyorum. Rumi, birinci desteğiyle alakalı ne söylemek istersin? Ne söylemek istersin? Sevgili birinci deste, dileklerin gerçek oluyor. Yeter ki sen kendi değerinin farkında ol. Diyor ki Rabbim sana dileğini verecek. Yeter ki şüphe etme. Eğer şüpheye düşersen, insan düşünsene, Allah'ın olduğuna inanıyorsun, adaletine güveniyorsun ama şüphe ediyorsun. Ya vermezse, ya olmazsa diyor. Eğer şüphe edersen zaten araya sıkıntı, problem sokuyorsun. O yüzden de sizden ricam arkadaşlar, eğer inanıyorsanız, Allah'ın varlığına, birliğine inanıyorsanız, onun adaletine güveniyorsanız şüphe yok. Şüphe etmezsen bu dileğin, bu duan daha hızlı gerçekleşecek. Konuşamadım bir anda. Evet, birinci deste bu şekilde arkadaşlar. Yani birinci destenin enerjisi güzel çıktı. Yani bu arkadaş sizi unutmamış, unutmuyor da. Gelelim ikinci desteye. Bu camı da ben açıyorum, o kapanıyor. Oğlum bir dur. Ne yapıyorsun? Ne karıştırıyorsun yine? Hı? Karıştırıcı. Evet, ikinci deste. Oy oy oy, burası özlemiş. Hmm.
Ben hala dolaşıyorum. Bu şarkıyı çok sevdim. Afare. Hani sesim de çok kötü arkadaşlar ya. Yani size çok güzel şarkılar söylemeyi çok isterdim ama sesim de berbat ki. Ne yaptıysam olmadı. Ne çare, unutamadım. Kargalar bakayım kaçtılar mı? Evet. Şimdi arkadaşlar, neyse belki Sezen Aksu söyler bize. Hadi bakalım, bir ikinci deste. Şu deste, eğer deste olarak seçtiyseniz bu deste. Ya da ikinci kapı arkadaşlar. Şimdi diyor ki, ah diyor, zamanında seninle orta yolu bulmadığım için, sürekli burnumun dikine 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 gittiğim için gerçekten çok pişmanım. Zamanında sabırlı olmayı becerseydim ya da senin sabırlı davrandığın zamanlarda ben o burnumun dikine dikine gitmemiş olsaydım şu an seninle mutlu mesut bir hayatımız olacaktı. Ama diyor ki ben diyor hayatım boyunca uçlarda yaşamaya bayılırım. O yüzden de senin de benden hiç gitmeyeceğini düşündüm. Ama belli bir noktadan sonra sen de artık dayanamadın ve kendi yoluna baktın. Bir de diyor ki üstüne milleti de güldürdük. Güldürdüm sana veya güldürdük. Burada bak birileri sizin gidişi yani sizin hiç ayrılmayacağınızı kimse düşünmüyormuş arkadaşlar. Ama sonradan bir bakmış ki bu arkadaş bir fark etmiş ki yani asla bu ilişkinin bozulu yani çok kaliteli bir ilişkiniz olduğunu düşünüyormuş etraf. Ki zaten çok kaliteli bir ilişki. Ama diyor ki ben düşmanlarımıza sevindirdim. Senin gidişinle, senin bu ilişkiyi terk etmenle veya seni terk etmek zorunda bırakmamla diyor ki en iyi böyle bizim düşmanlarımızı dost gibi görünen o minnoş düşmanlarımızı bize güldürdüm diyor arkadaşlar. Arkamızdan konuşturdum diyor. Ve evet diyor o süreçte sana adımlar atabilirdim. Ondan sonra sen sabırla bekledin. Fakat diyor ki o süreçte vereceğin tepkileri kaldıramayacağımı düşündüğüm için sana adım atmadım. Bugün atarım, yarın atarım, şu gün atarım derken bir baktım aylar geçti. O yüzden de diyor ki benim için çok özelsin. Bu süreçte bunu fark ettim. Sana aksini söylemiş olabilir. Belki şey demiştin, senden bıktım. Seni artık eskisi gibi istemiyorum, eskisi gibi sevmiyorum. Ya da işte ne söylemiş olabilir? Artık beni eskisi gibi heyecanlandırmıyorsun. Senden nefret ediyorum, seni artık istemiyorum. Lanet olsun gibi böyle aklınıza gelebilecek her türlü hakaret sözcüğünü ettikten sonra benim için artık özel bir kadın ya da adam değilsin demiş olabilir arkadaşlar. Ama diyor ki biliyorum sana aksini söyledim ama sen benim için hep özeldin, hep de özel kalacaksın. Şimdi bu insan şunu fark etmiş. Sen bana bir lütufsun. Seninle yaşadığım ilişki, seninle yaşadığım evlilik, seninle yaşadığım birliktelikte veya seninle yaşadığım zamanlarda birlikte geçirdiğimiz vakitlerde o kadar kaliteli vakitler geçiriyormuşum ki ben bunun kıymetini bilmemişim. Bunun aptallığıyla kafamı vuruyorum diyor sevgili canlarım. Meğerse sen benim hayatımı önemli ölçüde etkilemişsin. Diyorum ya sen benim hayatımda daha kaliteli bir seviyeye getirmek için gerçekten çok önemli etkiler bırakmışsın benim hayatımda. Aslında benim hayatımı güzelleştiren, değiştiren kişi sen misin? Ben bunu fark ettim, fark edemedim. Ne zaman fark ettim? Terk ettikten ya da terk edildikten sonra. Ve ben diyor ki seni çok özlüyorum. Seninle yaşadığım günleri, çocuklarımla veya birlikte geçirdiğimiz o kaliteli vakitleri özlüyorum. Çünkü senden sonra ben böyle bir kaliteli bir vakit geçirmedim. Geçirmiş gibi yaptım. Geçiriyormuş gibi görünmeye çalıştım ama hikaye. O yüzden de diyor ki sevgili canlarım, sen benim hayatımı çok önemli ölçüde etkiledin ve sen beni terk edip gittiğinden beri veya diyor ki burnumun dikine dikine gittiğim için belki sen istemeden de olsa gitmek zorunda kaldığın için diyor ben şu an pişmanım dediği enerjilerde bu insan diyor ki eski günlere tekrar geri dönmek istiyorum. O mutlu olduğumuz, o birlikte eğlendiğimiz, güldüğümüz, bazen tartıştığımız o anlara gitmek istiyorum. Ben o zamanların kıymetini bilememiştim ama şu an bu zamanları ben
Çok özlüyorum. Ve diyor ki ben almam gereken tüm dersleri aldım. Hak ettim mi? Sonuna kadar hak ettim. Sensizlik benim için çok büyük bir dersti. Ve diyor ki seninle tekrar kupa ikilisiyle beraber bir araya gelmek istiyorum. Şu an dinlediğim bütün şarkılar, duyduğum bütün şarkılar bana diyor, bana seni hatırlatıyor. Şarkılar sanki seninle bir araya gelmem için beni dürtüyor. Hadi kalk, hadi bir şey yap. Artık bir şey yapmalısın. Bu ayrılığı bitirmelisin ve bu kadınla ya da bu adamla yüz yüze gelmelisin. Ben seninle diyor ki karşı karşıya gelip tekrar bir şeyleri oldurabilir miyim? Artık bunun için geç mi bilmiyorum. Yani senin açında ne durumda? Çünkü ben seni bu ilişkiden giderken gerçekten sen çok üzüldün. Veya seni çok kırdım, çok incittim. Sen sabırlı davrandın, kalitenden ödün vermemek için elinden geleni yaptın. Ama arkandan birilerini konuşturttuğum için zaten bu yüzden belki bana dönmeyeceksin. Yani bu kadın böyle bir adamla ya da böyle bir adam böyle bir kadınla nasıl birlikte olabilir dedirttiğin için belki bana dönmeyeceksin. Ama diyor ki ben bunun acısını yaşıyorum. Ben bu kalitesizliğin, bu onursuzluğun acısını fazlasıyla yaşıyorum. Evet, dışarıdan gülücük dağıtıyorum, böyle gülüyormuşum, mutluymuşum gibi davranıyorum ama ben diyor ki mutlu değilim. Sadece seninle karşı karşıya gelip konuşmak, tekrar eski günlere dönüp dönemeyeceğimi öğrenmek istiyorum diyor sevgili canlar. Dersimi aldım, okudum, öğrendim, dersimi aldım. Ve bu insan diyor ki hala nefesimi kesiyorsun. Düşünüyorum, bu insan sürekli sizi düşünüyor arkadaşlar. Ve geçmişte size vermediği o özveri, tavizler. Şu an diyor ki ben senin için bu özveride bulunmak istiyorum. İlişkimiz için bir şans istiyorum. Belki son bir şans. Ben seni, sen benim kadersel eşimsin. Bizim aramızda ruhsal bir bağlantı olduğuna, kadersel bir bağlantı olduğuna inanıyorum. O yüzden biliyorum senin artık bu ilişkiye dönmeme ihtimali çok yüksek. Çünkü ben seni pişman ettim. Sana uykusuz geceler yaşattım. Taşıyamayacağın kadar ağır yükler yükledim üstüne. O yüzden de diyor ki biliyorum belki beni istemeyeceksin ama ben sana geleceğim. Çok da istikrarlıyım. Bu konuda zafer kazanmak için, seni tekrar elde etmek için, bu benim hayatımın en büyük zaferi olacak. Bunun için sana gelmek istiyorum. Özveride bulunacağım artık diyor. Birleşmek için, bu ellerin kavuşması için elimden geleni ardına koymayacağım. Bununla alakalı çok detaylı düşünceler içerisindeyim dediği enerjilerde. Yani bu insan oturup bol bol sizi düşünüyor mu arkadaşlar? Kesinlikle düşünüyor. Yani siz bu insanda hala bitmemişsiniz. Sadece sizin artık hani o son, artık bu arkadaş ne halt yediyse, hani diyorsunuz ki sen bana, dostuma düşmanıma güldürttün beni ya. Sen bana bunu nasıl yaptın? Yani benim gibi bir kadına, benim gibi bir adama bunları nasıl reva gördün? Yani 3 kuruşluk insanların ağzına düşürdün bizi. Benim selam vermeyeceğim, benim kaşımı kaldırmayacağım, gözümü süzmeyeceğim insanların ağzına meze ettin bizim ilişkimizi. Bizi ya da beni. O yüzden de bu insanı kabul etmeyip edip etmeme konusunda hani bazen affeder gibi oluyorsunuz bu insanı. Tam içinizde affedeceksiniz. Bir onursuzluğunu, bir karaktersizliğini görüyorsunuz. Şey diyorsun, yok ya. Yani evet özlüyorum ama biz kesinlikle ayrı kalmalıyız. Yani çok rezalet, çok berbat bir durumda deyip vazgeçiyorsunuz arkadaşlar. O da bunu çok farkında. Yani diyor ki ben diyor seni sevdiğime, yani senin onu sevdiğine pişman ettim ben. Uykusuz geceler geçirdim. O yüzden bu adamla ya da bu kadınla karşı tüm düşüncelerinizi durdurduğunuzu, bazen kendinizi kurban rolünde hissetmek. Hani vardır ya, Allah kahretsin ya, ben nasıl yaptım? Biraz bu kart, bu destede çok fazla kendine kızan bir kadın ya da bir adam var arkadaşlar. Yani ben buna nasıl müsaade ettim? Ben nasıl göremedim? Aylarca, yıllarca, günlerce bu adamla ya da bu kadınla evli kaldım, birlikte olduk, yattım, kalktım, nasıl göremedim diye. Hani vardır ya, neredeyse kafanızı vuracaksınız. Kendi gırtlağınızı sıkacaksınız.
ben nasıl yaparım bunu falan gibi. Ondan sonra ama yapmayın arkadaşlar. Çünkü bu insan zaten kafasını kendi vuruyor. Sizin vurmanıza gerek kalmayacak. İkinci deste böyle. Rumi'ye soralım bir de. Rumi. Oo, kendi kartlar geldi. Bu arkadaş artık bu sürüncemeyi bitirmek için arkadaşlar. Aradaki bu yoksulluk enerjisini bitirmek için geliyor, gelmekte olan. Zaten bu insanda size adım atıp değnek altılısıyla beraber bir mücadele var. Bir zafer kazanma var ve şuraya size doğru gelen bir insan var. Biraz bu insanın uslubu, tarzı biraz nasıl diyeyim, hani vardır ya, düşünmeden konuşan bir tip olabilir. O yüzden de patavatsız olabilir arkadaşlar. Bakın patavatsız bir arkadaş olabilir. Kendince sürüncemeyi bitirmek için gelecek ama yine densiz densiz konuşup sizin sinirinizi zıplatabilir. Ondan sonra o yüzden de çok bence kaile almayın. Her deyin bu insana geçin ya da bitti mi deyip hani bitti mi canım? Konuşman bitti mi? Tamam hadi kapatabilirsin. Ya da gerçekten konuşmak, yüzleşmek istiyorsanız da yüzleşebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bu arkadaş geliyor gelmekte olan. Evet, ikinci deste de böyleydi arkadaşlar. Gelelim üçüncü desteye. Ben hala dolaşıyorum. Ne yaptıysam olmadı. Şarkıyı şu an uyduruyorum. Uydurmakla kalmıyorum. Katlediyorum. Ne yaptıysam olmadı. Bir çare unutamadım gitti. Unuttun mu beni? Buraya bir sürü kart gelmiş. Nasıl gelmiş bilmiyorum arkadaşlar ama. Neyse hepsini yorumlayacağım. Şimdi bu arkadaş diyor ki üçüncü deste. Yok Fatih, ben eğer söylersem gerçekten çok kötü sesim var ya. Yani ciddi söylüyorum, berbat sesim var. Duru'ya söyleteceğim. Duru bana çok benzer bu arada fizik olarak da. Diyorum ki halacığım benim sesim kötü, benim sesimden senin sesin kötü. Yani böyle yurttan kargalar korosu gibiyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Üçüncü desteyle karşınızdayım. Evet, Kupa 2 denge kartıyla beraber bu insan diyor ki şu an çok sıkıştım. Seninle konuşmak, hayatım şu an resmen bir çamura saplandı, bir çıkmaza saplandı. Yani siz bu adamın ya da bu kadının hayatımdan gittikten sonra bu arkadaşın sanki hani vardır ya freni patlamış bir kamyon misali, bir araba misali, arabası böyle şarampolden aşağı yuvarlanmış arkadaşlar. Gitmiş, şarampolden yuvarlandığı yetmemiş gibi, uçurumdan yuvarlandığı yetmemiş gibi bir de gitmiş çamura saplanmış. Ve şu an diyor ki sıkıştım, çıkamıyorum da sadece patinaj yapıyorum. Sürekli olduğu yerde sayıyor ve patinaj yapıyor arkadaşlar. Tekerlek boşa dönüyor arkadaşlar. O yüzden de diyor ki şu an yapmam gereken neyse onu yapıyorum. Ne yapıyorsun? Diyor ki hayatımı dengeye getirmeye çalışıyorum. Tabii ki seninle olan durumumu da dengeye getirmeye çalışıyorum. Çünkü sen benim hayatımdan gittikten sonra maşallah ne dedim? Arkadaş sıkışmış, çamura batmış ve gittikçe paslanıyor arkadaş. Gittikçe çamura bulanıyor sevgili canlarım. O yüzden de diyor ki kendimi dengeye getirmeye çalışıyorum. Bu insan size arada adımlar atıyor arkadaşlar. Üçüncü desteği seçenler için. Ama size istediğiniz adımla gelmediği için bu arkadaş, yani her gün size adım atıyor diyemeyeceğim ama ara ara sizi yokluyor olabilir. Bu arkadaş size istediği adımı atmadığınız için bu arkadaş diyor ki ben sana bu köprünün iki ucunu bağlamak için, birleştirmek için, aramızdaki bu soğukluğu, bu yokluğu bitirmek için sana adım atıyorum ama diyor ki beceremiyorum ve yine sıkışıp kalıyorum diyor. Yani size istediği adımlarla gelmediği için bu arkadaşa sürekli red cevabı veriyor olabilirsiniz. Ya da canım olmadı, hadi bir kez daha dene, bir ileriye git, gelme, uzak dur. Bu şekilde olmaz. Bak gittikçe sen çamura batıyorsun. Gittikçe paslanıyorsun. Gittikçe rezilliğin dibine vuruyorsun. O yüzden de sevgili canlarım burada evet bu arkadaş kalbinin sesini dinliyor. Size geliyor. Bumerang gibi çarpıp sizden geri gidiyor. Yani bu insana gerçekten
şartlar koşmuş olabilirsiniz. Bak canım, bana bu şekilde gelmediği müddetçe bu ilişkiyi asla dengeye getirmeyeceğim. Evet, ben çok acı çekiyorum. Ama seni bu şartlarda asla kabul etmem. Kendini dengeye getir. Hayatına dengeye getir. Benim senden yapmamı istediklerimi yap. Ondan sonra bana gel. Gelmediğin takdirde diyor ki kendi içinde böyle sıkışıp kalırsın. Paslanır kalırsın diyor sevgili canlarım. Çok iyi enerjilerde değil. Bunu size söyleyeyim. Bu arkadaş dediğim gibi çamura batmış. Şu an muhakeme yapıyor. Yani ben neyin içindeyim? Ne yapmaya çalışıyorum? Bu insanla alakalı yakında bazı olaylar ortaya çıkacak ya da çıkmış olabilir. Belki o yüzden zaten reddediyor olabilirsiniz. Oğlum ya da kızım, senin bu sefil hayatınla, senin bu rezil hayatınla ben seni nasıl kabul edeyim? Yani sana baktığımda sen bende hayal kırıklığı uğratıyorsun. O yüzden ben seni nasıl kabul edeyim? Ben sen gittikten sonra hayatımı daha kaliteli hale getirirken, seviye üzerine seviye atlatırken senin hayatına bakıyorum, aşağı gidiyorsun sadece. Her defasında seni böyle, ben bu cümleyi çok kullanıyorum farkındaysanız. Seni hep ben kendi hizamda arıyorum ama sana her baktığımda yere eğilmek zorunda kalıyorum çünkü seni yerlerde buluyorum. Yaptığın şeylerin hiçbirisi normal değil. Sen ortaya çıkmayacak zannediyorsun ama sur üfleniyor. Ondan sonra çat seninle alakalı her şey kucağıma düşüyor. Ya da düşmediyse de arkadaşlar, bu insanla alakalı çok yakın zamanda haberler alacaksınız. Benden size söylemesi. Şu şarjımı bir yoklayayım. Biter de yayınım kapanmasın. O yüzden sevgili canlarım, diyorsunuz ki bu arkadaşa, ya bana ne olur bir kere elle tutulur bir şeyle gelsene. Rica ediyorum, beni şaşırt. Ondan sonra şaşırt da diyor, her defasında bu yıkımı yaşamayalım. Sanki burada arkadaşlar, hani vardır ya, bu arkadaş sizi sürekli hayal kırıklığına uğratıyor olabilir. Bu insanı siz bitirememişsiniz. Belki çok uzun yıllardır ilişkiniz var. Belki bir senedir ilişkiniz var ama dolu dolu bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Ama uzun zamandır da ayrısınız arkadaşlar. Diyorsun ki ya bir kere ne olur beni şaşırt ya. Bir kere hayal kırıklığına uğratma beni. Sana ne zaman baksam resmen kıyametim kopuyor. Hayatım yıkılıyor. Yani sen bir kez daha, ben de yıkılıyorsun, yerlere düşüyorsun. Gözümden bir kez daha düşüyorsun. Bir kez daha değerimi kaybediyorsun. Ve ben şunu fark ettim. Bense eski seni seviyorum. Ben şu anki seni sevmiyorum. Şu anki adam ya da kadın beni sadece hayal kırıklığına uğratıyor. Ve bu insan diyor ki korkularım var. Yani sana adım atmakta korkularım var. Bu insan biraz eski kafalı. Yani dedik enerjilerde olabilir. Yani ben istediğim zaman ben sana bir şeyler yaparım. Aksi takdirde diyor ki korkuyorum. Yani sana adım atmaktan, sana gelmekten, senin istediğin çerçeveye girmekten korkuyorum. Evet, istiyor mu? Burada biraz Aziz enerjisi gibi düşünün arkadaşlar. Diyor ki ben senin istediğin o çerçeveye girmekten korkuyorum. Senin isteklerini yapmaktan korkuyorum. Kendimce onurlu olan şeyi yapmaya çalışıyorum ama bunu da beceremiyorum. Yani eğer onurlu davranış buysa hayatım, sen onurun kelime anlamını bence bilmiyorsun. Aç sözlüğe bir bak. Çünkü senin yaptığın davranışların hiçbirisi onurla alakası yok. O yüzden zaten sıkışıyorsun. O yüzden sürekli zaten kendince mutlu olduğunu zannedip mutsuzluğun içinde çamura batıp veya işte bataklığa batıp orada debeleniyorsun. Manda gibi. Şimdi diyor ki ben kendi içinde sorguluyor arkadaşlar. Ben doğru bir hakem miyim acaba? Bu yüzden arada oturuyor. Dedim ya, kendi muhakemesini yapıyor. Siz kendi muhakemenizi yapıyorsunuz. Bu insan arada size tekrar bir adım atmak isteği var. Tekrar adım atacak. Yakında yine adım atacak bu arada. Bakın buradaki kılıç kralıyla beraber diyor ki şu an soğuk durduğuma bakma ama kılıçlar iletişimdir biliyorsunuz arkadaşlar. Yine bir iletişimi var ama bu biraz kurtvari bir iletişim olacak arkadaşlar. Sezgileriyle, yani sezgi dersem yanlış olur. Dürtüleriyle hareket eden bir insan var. Bu arkadaş dürtüsüyle yine size bir adım atacak, yine size bir el uzatacak. Ama siz şunu soracaksınız. Ya oğlum ya da kızım, sen bu zamana kadar neredeydin? Ne yapıyorsun? Böyle canın isteyince arada böyle yok olup
tekrar ortaya çıkınca benim seninle barışacağımızı veya işte seninle tekrar baharı yaşayacağımızı, tekrar çiçekleneceğimizi, sen benim içimde öldürdüğün çocuğu tekrar dirilteceğini mi düşünüyorsun? Böyle bir yani düşüncen mi var? Sen benim içimden, içimdeki kız çocuğunu, içimdeki erkek çocuğunu öldürdün canımın içi. O yüzden sen böyle gideceksin, takılacaksın, gezeceksin, tozacaksın. Sonra dürtülerinle geleceksin, bana adım atacaksın. Böyle hiçbir şey olmamış gibi, ya beni özledin mi diyeceksin. Ben de sana avucunu yala diyeceğim tabii ki. O yüzden bu arkadaş da diyor ki, haklısın, bağlılık konusunda kötüyüm. Tam kafasını vurup şey böyle kıvılcım çıkartılacak bir tip. Yani üçüncü deste gerçekten arkadaşlar berbat. Yani bu insan bildiğiniz çamur. Yani farkında da değil. Yani ne kadar çamura bulandığı, ne kadar bataklığın içinde olduğunu farkında değil bu insan. Ve şimdi gelen desk şeylere bakın. Bu insan bir kere sizi unutmamış, unutamaz da. Zaten ikide bir de yazacak size. Yani ikide bir de dediğim böyle arada geçtikçe böyle bir şeyler onu dürtünce yine yazacak. Ve diyor ki seni unutamıyorum çünkü seninle çok fazla paylaşımım var. Çok güzel anılarım var. Ve diyor ki güzel anıları hala hatırlıyorum. Bu insan diyor ki aramızda söylenmemiş çok söz var. Çünkü sen söylememe müsaade etmiyorsun, konuşmama müsaade etmiyorsun. Bu da beni çok mutsuz ediyor. Çocuğum yani ya da kızım. Nasıl konuşmana müsaade edelim ki? Adam gibi bir eylem yapsan ya da kadın gibi bir eylem yapsan zaten seni konuşturacağız da senden öyle bir eylem gelmiyor ki. Biz seni diyorum ya ne zaman sana baksak seni hep yerlerde buluyoruz. Seni şöyle düzgün kaliteli bir hayatta görmüyoruz ki. Sen rezilliğin, sefaletin bini bin para sende. O yüzden de bu arkadaş diyor ki beni konuşturmuyorsun. Sana söylemek istediğim çok şey var ama her defasında seni aradığımda, sana yazdığımda beni mutsuz edip gönderiyorsun. Beni depresyona sokuyorsun. Bende sanrılar başlıyor seninle konuştuktan sonra. Ve o yüzden de şu an bilinçaltım, evet doğru mu söylediklerin? Kesinlikle doğru. Ama diyor ki bilinçaltım şu an sadece bunları kusuyor ve şu an çok ciddi bir yüzleşme yaşıyor bu insan. Ve sevgili canlarım diyor ki evet biliyorum sana göre bu ilişki bitti. Kesin artık buradan dönüşü yok. Benim sana ihanet ettiğimi düşünüyorsun. Ama diyor ki hala kararsızsın. Bak burada sana diyor arkadaşının eminliğine gel. Diyor ki hala kararsızsın. Hala gidemiyorsun benden. Evet bitti diyorsun. İstemiyorum seni diyorsun. Bana ihanet ettin. Beni sırtımdan vurdun diyorsun. Ama gitmiyorsun. Kararsızsın. Kalmakla gitmek arasında kararsızsın ve hep olduğun yerde sayıyorsun diyor. Ama ben gidiyorum, hayatımı yaşıyorum. Bak, hayatımı yaşıyorum. Bir şekilde yani eğer ona hayat denirse bu arkadaş hayatını yaşıyor sevgili canlarım. Sonra da senin karşına geldiğimde engellerle karşılaşıyorum. Ondan sonra istiyorum ki beni hayatının merkezine al ama almıyorsun, almayacaksın da biliyorum. Çünkü sana istediğim gibi gelmiyorum. Peki niye gelmiyorsun? Çünkü diyor ki sen benim elimi kolumu bağlıyorsun. Sen benim elimi kolumu bağlıyorsun. Sen dediğim dediksin. Senin doğruların var. O doğrulara saplanmışsın. Bunu sana söylüyor. O doğruları asla yapmadan... Asla senin dediğini yapmadan sana gelmemi istemiyorsun. Ben de geliyorum sana. Yine geleceğim diyor. Bak yine geleceğim. Yine yazacağım. Yine arayacağım. Yine seninle iletişim kuracağım. Ondan sonra ben senden vazgeçmem. Küçük bir mola verdim diyor şimdi. Gideceğim, gezeceğim, tozacağım. Rezilliğin dibine vuracağım. Ondan sonra diyor şifalanmak için sana geleceğim. Çünkü ben senin ya da sen benim ilahi eşimsin. Arkadaşım beyni yanmış ama öyle böyle değil. Bu arkadaşım bence arkadaşlar beynini bir yerde bırakmış olabilir. Bakın çok net söyleyeyim. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Doğum esnasında anne karnında bile kalmış olabilir. Çünkü böyle bir kafa yok ya. Diyor ki sen diyor olmazsa olmazlarım var. Bunları yapmadan beni hayatına almayacağını biliyorum. Ama ısrarla diyor ki yine geleceğim.
Oğlum bari gel, geleceksen ya da kızım geleceksen bari istediğim gibi gel de anlamı olsun. Diyor ki yine geleceğim, yine deneyeceğim. Bak diyor, sen istediğin kadar buraya duvarlar ör diyor. Asla seni bu şekilde kabul etmem de diyor. Ben yine sana koşarak geleceğim diyor. Zıplaya zıplaya, atlaya atlaya geleceğim diyor. Ondan sonra çok da vakti yok diyor. Bu yapraklar savrulurken diyor yine sana gelirim diyor. Sevgili canlarım. Allah akıl fukarası. Vallahi akıl fukarası. Neyse. İşte herkesin bu hayatta bir sınavı var. Sizin sınavınız da bu. Sevgili aklımdaki kişi ne söylemek istersin? Yine gelecek size arkadaşlar. Ve bu sefer diyecek ki tamam bana güvenmen için elimden geleni yapacağım. Dört vakti kalmış sevgili canlarım. Yani sizinle iletişim kuracak. İletişim kurduktan sonra yine siz ona çarpacaksınız bir tane elinizin tersiyle. Hadi defol git Allah aşkına gibilerine. Belki telefonunu bile açmayacaksınız bu sefer. Ya da mesajına bile cevap vermeyeceksiniz. Bu sefer aradan bir 4 hafta geçecek, 4 gün geçecek. Tamam. Tamam, senin güvenini kazanmak için elimden geleni yapacağım diyecek. Diyecek yani bunu, merak etmeyin. Umutsuz vakka. Gerçekten umutsuz vakka arkadaşlar. 3. deste. Ve sonra diye bu insan artık şunu fark edecek. Oğlum ya da kızım, bak sürekli yarına bırakıyorsun, yarına bırakıyorsun ama yarın bu kadını ya da bu adamı senin yanına bırakmaya bırakmayabilir. Kendine gel. O yüzden de bu insan arkadaşlar tılsım altılısıyla beraber size hak ettiğinizi verecek bu sefer. Yani gerçekten bu insanda bir titreme yaratacak bir olay olacak ve bu insan bakın çıkan karta bakın dengeye gelecek. Ve destenin mesajı da artık egosunu yerden yere vurmak zorunda kalacak. Şu an egosundan dolayı size adım atmamasını engelleyen konu durum neyse arkadaşlar. Ben bunu hani sana demişti ya kızım. Senin kendi olmazsa olmazların var. Ben de olmazsa olmazları şu an yapmak istemiyorum diye böyle söylemişti ya size arkadaşlar. İşte bu arkadaş olmazsa olmazları yapacak. Bakın size bu kadar net söylüyorum. Çünkü yine kapı duvar karşılaşınca şey diyecek. Aa ben sürekli yarına bırakıyorum ama yarın yaparım ya. Biraz daha gideyim gezeyim tozuyum rezilliğin dibine vurayım. Yine rezil sefil çer çöp kadınla adamlarla gezeyim tozuyum. Ondan sonra nasıl olsa gelirim diyor ya kendileri. Sonra bir bakacak ki hadi bir kere okey 2 3 ama sürekli ben artık reddediliyorum. Burada bir sıkıntı var deyip ne zaman ki artık sizi vazgeçiremeyeceğini fark ettiği anda arkadaşlar bu arkadaş artık kupa ikilisi. Artık size istediğiniz gibi gelir mi? Kesinlikle gelir sevgili canlarım. Çünkü bu insan pişman olacak. Çok net bunu size söyleyeyim. Sevgili 3. deste. Hazır mısınız arkadaşlar? Sildirdiğin kızı ekler canlarım. O yüzden diyorum ya sen sildirdiğinde bunu hepimiz yapıyoruz. Bu kadını sileceksin, işte şu kadınları sileceksin. Ondan sonra şunu fark ediyorsun. Senin istediğini siliyor belki bir şekilde ama senden ayrıldıktan sonra inadına o kadınları daha fazlasını ekliyor. O yüzden bu tarz bir insanı adam etmeye ya da kadın etmeye çalışmak yerine onu olduğu yere bırakın sevgili canlarım. Çünkü onlardan olmaz. O ne zaman kendi isteğiyle kendine yakıştı yani yaptığı şeyin ne kadar sefil, ne kadar rezil bir hareket olduğunu gördüğü anda size gelecek. Yani diğer kadınlardan, diğer adamlardan ne kadar kaliteli olduğunu. Çünkü onun eklediği kadın da, onun eklediği adam da onun gibi. Bakıyorsun Instagram'ına, 2 günde tanıdığı, 3 günde tanıdığı, 1 günde tanıdığı insanlarla dolu. Abi ben aylarca arkadaşlık kurduğum adamın kadını bile Instagram'ıma eklemiyorum. 2 gün bir yere gidiyor ya da bir mekana gidiyor, görüyor. Ondan sonra ablayı abi hemen ekliyor. Abi nasıl bir beyniniz var sizin? Onun takıldığı kadında, onun takıldığı adam da tabii ki öyle. Gidiyor başka mekana geçiyor abla ya da abi. Başkalarını ekliyor. Sonra bakıyor diyor ki abi bu ben ya. Aynı ben baksana falan gibi. Aynen işte. Sen aynı sen. Senin etrafındaki kişiler de aynı sen. Öyle olduğu için de
Körler sağırlar birbirlerinizi ağırlıyorsunuz işte. İki rezil, iki tane ahlaksız, ahlak erdem sıfır. Karşılıklı olarak mis gibi geçinip gidiyorsunuz. Ben kaliteli hayatıma devam ediyorum. Bende eksilme yok. Mis gibi. Ama eksilen sende böyle sıkışırsın bak böyle. Çamurun içinde, bataklığın içinde manda gibi debelenirsin. Evet sevgili canlarım ki mandalara da hakaret olmuş oluyor neyse. Öpüyorum bebelerim sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi ki geldiniz. İyi ki katıldınız. Ekim ayı enerjilerini paylaştım arkadaşlar. Burç burç. Ekim ayında ne olacak dinlemek isterseniz burcunuzun dakikasına gerek yükselen ay burcu, güneş burcunuzu hepsini dinleyin. Döne döne dinleyin. Ondan sonra benden danışmanlık almak isterseniz WhatsApp 541-277-3020'den benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizler de iyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.